İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Kıbrıs Gündemi programına hoş geldiniz. ÇİS Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Töre. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk Erkan Bey. Hayırlı akşamlar halkımıza da. Şimdi tabii bugün 1 Ekim biliyorsunuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve Kıbrıs Rumlar tarafından silah zoruyla gasp edildiği bir devleti, bir cumhuriyeti kutluyor bugün Rum tarafı. Aslında Ağustos'du kuruluş tarihi, 1 Ekim'i aldılar. Bugün bayağı mesajlar oldu. Bu mesajlar tabii ki ilk anda Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya gider. Niye ona gider? Çünkü Anastasiadis ile masada buluşan Sayın Akıncı'dır. Şimdi gelirken dinledim ben. Anastasiadis diyor ki, ve Rum tarafının tüm siyasi liderleri, Akel'de dahi dinledim, çok önemli bir sürece giriyoruz dedi. Artık Kıbrıs'ı Türkler karar vermelidir. Avrupa Birliği devleti içerisinde ya da ailesi içerisinde üçüncü ülkelerin garantörlüğünün olması mümkün değildir. Yani Türkiye'nin garantörlüğünün olması mümkün değildir. Anastasiadis diyor ki bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul edersek biz bir ortaklık devleti kuramayız. Ve Türk askerinin, yerleşiklerin durumunu sıralayıp gidiyorlar. Aslında yeni bir şey değildi. Bunu biliyor halkımız. Ancak bugünlerde çok tuhaftır ki Ekim ya da Kasım ayında üçlü bir toplantı öngörülüyor. Ondan sonra beşli bir toplantı olacaksa Sayın Akıncı'nın açıklamaları var. Buradan girmek istedim. Tabii adaylığı da konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı aday adaylıklarına konuşacağız. Ben geçen gün bunu da geleneği de konuşacağız. Ama buradan nasıl bir giriş yaparsın? Vazgeçmez. Yunanistan ve İngiltere isterse garantörlükten çekilebilir. Ama garanti ve ittifak anlaşmaları Kıbrıs Türk halkının bedenidir, damarındaki kandır. Bedenindeki can, insanın damarındaki kan çekildiği zaman ne olur? Ölür. Kıbrıs Türk halkı dayıdır ki garanti ve ittifak anlaşmalarından, garantilerden asla vazgeçmez. Kıbrıs Türk halkını yakından ilgilendiren bir konudur. Ve biz birçok şeyden vazgeçebiliriz ama Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçemeyiz. Aslında birçok şeyden de vazgeçmememiz gerekir ama etkin ve fiili garantinin önemini vurgulamak için ben bunu söyledim. Çünkü 1963'te Kanlı Noel'de Akdeniz planı çerçevesinde Rumlar saldırıya geçtiğinde Türkiye garantör ülke olmasaydı Lefkoşa semalarında 24 Aralık'ta uçaklarını uçuramazdı. İhtar uçuşu yapamazdı. Ve Rumların saldırıları daha da şiddetlenirdi Lefkoşa üzerinde. Ama Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi olduğu için Türk uçakları ihtar uçuşları yaptılar ve Rum saldırıları nispen durdu. 1964'te mücahitlerimizi ve o müdahale etti. Yine nereden kaynaklandı bu? Garanti ve ittifak anlaşmalarından kaynaklandı. 1967'de Köfünye'ye ve Aytotoro'ya saldırdılar. Yani şimdiki ismiyle Geçitkale ve Boğaziçi köylerine. O zaman Rumlar saldırdı. 24 Türk'ü kardeşimizi şehit ettiler. Köyü işgal ettiler. Toplu katliam yapacaklardı. Ama Türkiye'nin verdiği ultimatom üzerine ve Türkiye'nin çıkarma gemileri Kıbrıs adası yakınlarına kadar geldiği için Rumlar Türkiye'nin verdiği ultimatomu kabul ettiler ve bu köyleri boşalttılar. Şimdi Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi 15 Temmuz 1974'te darbe yapıp Enosis'i ilan ettiler. Helen Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Türkiye 20 Temmuz Şafak vakti Rumlara, Yunanlılara yine cevap verdi. Bunlar nereden oldu? Garanti ve ittifak anlaşmaları. Sayesinde oldu. Tek taraflı müdahale hakkıyla oldu bunlar. Şimdi Rumlar diyor ki garantiler kalksın. Sayın Asım Akansoy da diyorum. CTP'de evet. Bu düşüncededir. İleri giden milletvekilleri de vardır. Bu uçak sesleri nedir? Bu tanklar nedir? Bu gürültüler nedir? Diye yazanlar, söyleyenler, konuşanlar da çok. Sayın Mustafa Akıncı da işte garantiler tabu değildir şeklinde sözcüsü tarafından kamuoyuna bir mesaj verildi. İşte mühimmat
patlaması oldu. Mühimmat patlaması gördünüz diyor, acele diyor, Kıbrıs'ta barış lazımdır. Rum tarafı her gün silahlanıyor, her gün mühimmat dolduruyor ortalığı. Amerika dünyayı silahlıyor, Rusya dünyayı silahlıyor. Terörist faaliyetleri ve büyük silahlar, yardımlar yapıyorlar. Rum tarafı PKK'yı bile organize etti, onlara bile silah yardımı yaptı. Bunlar hep açıklandı, biliyorsunuz bundan önceki daha dışişleri. Daha geçen gün tüfek aldılar. Tabii, yani bundan önceki Dışişleri Bakanı bunları hepsini açıkladı Rum tarafında. Şimdi garantiler kalkmazsa kesinlikle Kıbrıs'ta anlaşma olmaz. Yunan Başbakanı, yeni Yunan Başbakanı da en büyük kırmızı çizgimiz diyor. Diplomaside en yüksek zirvede tutacağımız, siyasette en yüksek zirvede tutacağımız en önemli husus diyor. Türkiye'ye garantör ülke olmaktan çıkacak, Türk askeri adadan gidecek, garantiler son bulacak şeklinde bir yaklaşım. Yani neyi hayal eder Sayın Mustafa Akıncı? İkili konuşma yaptı da üçlü konuşma yapacak. Anastasiadis'te buluştu, Zivaniya içti. Bu defa buluştu, kahve içti. Bu defa buluştu, çay içti. Ekim'de yine buluşacaklar. Yani yine buluşsunlar, buluşsunlar, buluşsunlar. Yani şimdiye kadar Derviş Eroğlu da çok buluştu. Mehmet Ali Talat Bey de çok buluştu. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş da çok buluştu. Geçmişte Doktor Küçük de çok buluştu. Yani başka görüşmeciler, müzakereciler, onlar da çok buluştular. Bu Rum zihniyeti değişmiyor. Diplomatik, şimdi şunu çok Dışişleri Bakanları evet. Dayı. Diplomasi olarak, diplomaside biz ne kazandık? Ne kazandık? Yani biz ne kazandık şimdi? Kurucu Cumhurbaşkanım, Allah rahmet eylesin ona da. Yani bu federasyonu görüşüyoruz, Cumhuriyeti kurduk 95'li yıllara, 15 yıl geçti, 12 yıl geçti. Hala daha Kıbrıs'ta federasyon görüşmelerine açık kapı var, olmuyor. Halkımız da rahatsız, ben de çok rahatsız oluyorum dedim. Yani bunu düşünürsen ben bunu 90'lı 95'li yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'la gidip konuştum. Yani federasyon olmuyor. Olacak mı dedim. Yani görüşüyorsunuz. Ne kazanıyoruz biz bu federasyondan? Sizin sorunuzu ben o zaman Sayın Kurucu evet. Cumhurbaşkanı'na sormuştum. O da bana dedi ki zaman kazanıyoruz dedi. Bir yandan zaman kaybediyoruz. Bir yandan da zaman kazanıyoruz. Gelsin. Ve Türkiye desin ki Kıbrıs'ta yeter bu federasyon görüşmeleri, Kıbrıs'ta bir yere gitmiyor, anlaşma da olmuyor. Türkiye dünyaya karşı sözünü söyleyecek duruma gelsin dedi. Türkiye de şu anda hazır değildir demişti bana. Şu anda Türkiye hazır işte. Dünyaya lafını söylüyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan, Avrupa Birliği'nde adalet yoktur. Hepsi cevap veriyor. Sonra bu Avrupa Birliği dediğimiz ülkeler işte Kıbrıs konusunda ve doğalgaz konusunda Akdeniz'e kıyısı olan Fransa'sı, İtalya'sı, İspanya'sı ve Türkiye'ye cephe aldılar biliyorsunuz. Türkiye çekilsin buradan. Fransa, İspanya, Portekiz düşünsen onlar nerelerde? Akdeniz'de kıyısı olan bu ülkeler. Askeri su var. Ve düşünün siz nasıl karıştırıcılık yapıyorlar. Halbuki Türkiye Doğu Akdeniz bölgesinde bir ülke. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan en geniş bir ülke. En büyük kıyısı olan bir ülke. Doğu Akdeniz'den ille Türkiye çekilsin, arama yapmasın. Kıbrıs'tan Türk askeri geri çekilsin diye dayatıyorlar. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Anavatan Türkiye yetkilileri güzel cevaplar veriyor kendilerine. Ama biz de gerek Cumhuriyetçi Türk Partisi gerekse Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın siyasi bir misyonları şimdi vardır. Sayın... Ve vazgeçmiyorlar. O siyasi misyondan vazgeçmiyorlar. Şimdi ve diyelim paralel ki giderler. Sayın Akıncı'nın talebi kabul gördü. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
bir toplantı ayarladı. Üçlü bir toplantı oldu. Ondan sonra da beşli bir toplantı oldu. Şimdi beşli toplantıda Rum tarafının söylediği şudur. Biz, Türk'ün bir tuzağıdır bu. Beşli toplantıya katılmamamız gerekir. Çünkü Anastasiadis, eğer bu federal çözüm bulunamıyorsa başka yollar deneyelim açıklaması var. Ve Sayın Çavuşoğlu'nun da elinde belgeler var diye bu konuda bunu böyle söylediği için. Hatta Sayın Çavuşoğlu son New York'ta Hristodulis'le Rum Dışişleri Bakanı'na karşı karşıya geldiler. Ve Çavuşoğlu dedi ki Hristodulis'e, Rum Dışişleri Bakanı'na, Anastasiadis bana, madem ki böyle bir çözüm bulunamıyor, başka çözüm modelleri deneyelim. Bizim iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözümdü hedefimiz. Evet. Sayın Çavuşoğlu da kendisine hadi uzat elini, bu çözümü bulalım. Ve Rum Dışişleri Bakanı elini uzatmadı. Halbuki bizim gazetelere bu tam ters yansıdı. Çavuşoğlu elini uzatmamış ama öyle değildi. Ben bunu Rum basınından takip ettim. Şimdi neticede garantilerin geri adım atar mı Türkiye? Artık bu Doğu Akdeniz'de doğal gaz meselesinin de dünyanın tutumu, Birleşmiş Milletler tutumu, Beşli Konsey'in tutumu çok açık, net bir şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla 2004'te Annan planına Türkiye'deki hükümet destek vermişti ama onlar çok geride kaldı. Zaten Recep Tayyip Erdoğan Annan planını baldıran zehirine, bazı maddelerini, hükümlerini baldıran zehirine benzetmişti ama dünyayla biz kötün için biz evet çağrısı yaptık Kıbrıs Türk halkına diye söyledi. Ama Annan planının bazı hükümleri baldıran zehiri kadar tehlikeliydi. Baldıran zehiri ne demektir? Bu vardı dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Kasım 2006 yılında 2,5 yıl sonra. Bunlar Facebook'ta bulurlar bunların hepsini. Ben hepsini çıkardım. Ben de belgeleri inan vardır. Ama bizimkiler hala daha Annan planını referans olarak kabul ediyor. Bizim ilerici, yurtsever, solcu, sosyalist, internasyonal, dünyayla buluştuk, buluşalım diyenler. Hala daha bunları savunuyorlar. Türk askeri gitsin adadan. Öyle mi buluşacağız? Devlet ortadan kalkacak. Etkin katılım diyorlar. Siyasi katılım, etkin katılım. Güç ve yönetim paylaşımında etkin katılım. Sayın Akıncı'nın kabul ettikleri etkin bir katılım değil ki. 4 bakandan bir bakan evet derse işte etkin katılımmış olur o zaman. Eğer 4 bakanın 4'ü de reddederse tamam da Niyazi Kızıl Yürek bakan olursa, Doğuş Derya bakan olursa, Asım evet. Akansoy bakan olursa, Zeki Çeler bakan olursa, onlar kiminle hareket edecekler? Ben de soruyorum yani. Bunun gibi birçok isim daha sayabilir. Dördüne de cevap hakkı doğar gibi olmuş. Doğsun. Yani ben soruyorum. Yani diyelim ki Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu arkadaşlarımız bakan oldular. Yani siz bir Türk tarafını ortaya yere koysunlar. Şimdi ben beklemiyorum. Sayın Erdoğan konuşmasını genel kurulda herhalde izlediniz siz de takip ettiniz. Evet. Yani orada Kıbrıs'a atıfta bulundu Sayın Erdoğan. Biz dedi çözüm için her zaman için ileri adımlar attık ama esas istemeyen Kıbrıs'ın tarafıdır. Bu da defalarca ortaya çıktı. Krasmontana da ortaya çıktı. Ama eğer birileri düşünüyorsa ki biz Doğu Akdeniz'den geri adım atacağız, garantörlükten geri adım atacağız, bizi sınamasınlar. Türkçesi bu. Şimdi bu mesajda, bu mesajı iyi dinlediğimiz şu acaba